Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 Haziran 2019 tarihinde yaptığı 5. sınıfların bursluluk sınav sorularını çözeceğiz. Matematik sorularını çözeceğiz. Matematik soruları arkadaşlar 25 tane. Bu 25 sorunun çözümünü yapacağız. Hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar. Okunuşu 102 milyon 40 bin 29 olan sayı hangisidir diyor. Burada e, 102 milyon yani milyonlar bölüğünde 102 olacak. Dolayısıyla bunu eledik. Bunu eledik. 102, 102. 102 milyon 40 bin. Yani binler bölüğünde 40 olacak. Dolayısıyla bunu da eledik. 40 bin 29 cevabımız Bursa. İkinci sorumuzda. ilk gün 5 dakika koşan Ali, ikinci günden itibaren her gün bir önceki gün koştuğu süreden 2 dakika fazla ...koşmaktadır. Buna göre Ali... ...kaçıncı gün? 63 dakika... ...koşar diyor. Şimdi arkadaşlar... ...ilk gün 5 dakika koşulmuş. 5 dakika. İkinci e, günden itibaren her gün... ...bir önceki gün koştuğu süreden 2 dakika... ...fazla koşmaktadır diyor. Yani... E, ...2 dakikanın... Üzerine, e, ...5 dakikanın üzerine 2 dakika... ...ekleyeceğiz. Yani... ...7 dakika. Bunun üzerine tekrar... E, ...2 ekleyeceğiz. 9... Bunun üzerine tekrar 2 ekleyeceğiz. 11 şeklinde ilerleyecek. Yani arkadaşlar bizim bunun e, örüntüsünü bulmamız lazım. Bu bu şekilde gidiyor. Bunun örüntüsünü nasıl buluruz? Önce artış miktarı bizim için önemli. 2'şer 2'şer arttığı için 2n diye başlıyoruz. 2n e, ilk terime ulaşmak için yani buraya 1 koyduğumuz zaman 1 kere 2, 2, 5'e ulaşabilmek için 3 eklememiz lazım. 2n artı 3. Dolayısıyla arkadaşlar bizim 63 dakika koşabilmemiz için buraya ne gelmesi lazım? Yani en yerine ne koymamız lazım? Ona bakacağız. Dolayısıyla arkadaşlar 2 hangi sayıyla bakın hangi sayıyla 3'ü toplarsam 63 olur. 60'ı 3 ile toplarsam 63 olur. Peki 2'yi ben ne ile çarparsam 60 olur? 30'u. Demek ki arkadaşlar cevabımız Adana. Yani 30. gün toplamda 63 dakika koşmuş oluyor. Üçüncü sorumuzu çözelim. Üçüncü sorumuzda bir çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işleminde bilinmeyen e, sembollerin yerine ne geleceğini soruyor. Burada arkadaşlar 3'ten e, bir şey çıkarırsak 8 kalmaz. Dolayısıyla 13'ten bir şey çıkarmış olmamız lazım. Buradan 1 elde alalım. Burası 7 kaldı. 13'ten e, ne çıkarsa 8 kalır arkadaşlar. 5 çıkarsa. Dolayısıyla burası 5 olacak. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. Burası 7 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 oldu. Ee, şimdi burada bir sayıdan 8 çıktı. Zaman 4 kalması lazım. Ee, şimdi 8 büyük bir sayı olduğu için e, burası 12'den 8 çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bunun 2 olması lazım. Burası 2. Buradan bir elde aldığımız zaman 12, 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. E, burada tabii bir elde aldığımız zaman 2 kalmış oluyor. E, 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. Burası da 3 kaldı. E tabi burası 1 bir kaldı. Birden 1 bir çıktı. 0 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar e, yıldız 2 buradaki kare 3 üç, üçgen 4 daire de 5. Bunların toplamına baktığımız zaman 7 10 14 yani cevap Adana. Dördüncü soruya geldi sıra arkadaşlar. Dördüncü soruda e, bir arazi ormana dönüştürülürken bu araziye günde bu arazi 29 günde toplam 6780 fidan dikilmiştir. İlk 28 gün her gün eşit sayıda fidan dikildiğine göre 29. gün en az kaç fidan dikilmiştir? Diye bize soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizim önce ilk 28 gün her gün eşit miktarda fidan dikildiğine göre bu 6780'i 28'e bölelim. 6780'i 28'e böleceğiz. 2 defa vardır. 2 kere 8 16. 2 kere 2 4 1 de elde 5. Çıkartıyoruz arkadaşlar. 1 çıkartıyoruz. 1. Buradan da indirdik aşağıya. 8 e, 118. Şimdi burada 118'in içerisinde 28 e, 3 defa olması lazım. 3 kere 8 24. Elde var 2. E, 3 kere 2 6. 2 del 8. Bunları çıkardığımız zaman 8'den 4 çıktı. 4. E, ee, 11'den 8 çıktı. 3. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımız zaman burası bundan büyük çıktığına göre demek ki 3 defa yokmuş. Hemen bunları geri alıyoruz. Ve arkadaşlar e, ee, 118'di. 4 defa veriyoruz. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 2, 8. 3 telde 11. Yani 112. Çıkardığımız zaman 6, 0, 0. Buraya indirdik. 60 oldu. Yine iki defa var. 2 kere 28, 56. Çıkardığımız zaman 4 kalıyor. Demek ki arkadaşlar 28 gün boyunca 242, 242, 242 ee, dikildiği zaman 29. güne 4 tane fidan kalıyor. Yani en az 4 tane fidan dikilmiş olabilir. Cevap Ceyhan. 5. sorumuz arkadaşlar. Bir işlem önceliği sorusu var. Bu işlem önceliğinde önce üslü ifade yapılır. Sonra parantez içi sonra bölme yapılır. Üslü ifadeyi yaptığımız zaman 3'ün karesi 9. Burada bir bölme var. Parantez içini yaptığımız zaman 48, 6 daha 54. Şimdi de bölme işlemini yapacağız. 54'ü 9'a böldüğümüz zaman cevap 6 çıkacak. Yani denizli. Altıncı sorumuzda arkadaşlar bir çiftini 10 liraya sattığı terliklerden 100 çift üreten bir usta bu terlikleri her gün eşit miktarda satarak 10 günde bitirmiştir. Buna göre bu ustanın bir günde sattığı terliklerin kaç lira olduğunu gösteren ifade hangisidir diyor. Şimdi bir çiftini 10 liraya satıyor arkadaşlar 100 çift üretiyor. Demek ki 100 çift ürettiğine göre 10 liradan sattığına göre 1000 TL bu para kazanıyor demektir. Bu terlikleri her gün eşit miktarda satarak 10 günde bitirmiştir. E ben bunları demek ki bunu 10'a bölersem 10 gün olduğu için e, bu sıfırlar sadeleşir. Yani günlük 100 lira kazanıyor demektir. Bu ustanın bir günde sattığı terliklerin kaç lira olduğunu gösteren ifade yani 100 lira olması lazım. Bunlardan hangisi 100 lira? Bu 1000 yapar, bu 30 yapar, bu 20 yapar, bu 10 kere 10, 100 yapar arkadaşlar. Cevap Bursa. 7. sorumuza geldik. Mehmet'in bir günde içtiği su miktarı 1 litreden fazla, 3 litreden azdır. Buna göre Mehmet'in bir günde içtiği su miktarını gösteren kesir hangisi olabilir? Şimdi bu bunları tam sayılı kesire çevireceğiz arkadaşlar. Tam sayılı kesire çevirdiğimiz zaman 36'yı 7'ye bölersek 36 bölü 7 zaten 5 kere de 36, 35 olduğu için 5 tam bir şeyler çıkar. Yani 5 virgül bir şeyler olması lazım. Dolayısıyla 1 ile 3 arasında değil. 9 bölü 2 9'u 2'ye böldüğümüz zaman 4.5 çıkar arkadaşlar. 4.5 da yine 1 ile 3 arasında değil. 27'yi 8'e bölersek 27'yi 8'e böldüğümüz zaman 3 kere 8 24. Demek ki 3 virgül bir şeyler olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da 3'ten büyük. Bu da elendi. 13 bölü 6 bu 2 olsa arkadaşlar yani 13'ü bakın 6'ya böldüğümüz zaman 2 kere 6 12 çıkardığımız zaman e, 1 kalıyor. Yani 2 tam 1 bölü 6. Dolayısıyla 2 virgül bir şeyler yapar bunun da cevabı. E, yani 1 litre ile 3 litre arasında bir değere sahip cevap denizli. 8. sorumuzda aşağıda modellenen kesir hangisindeki boyalı aşağıdaki modellenen kesirlerden hangisindeki boyalı kısım 4 bölü 6 kesrine denktir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar hangisi 4 bölü 6 bunu tabi sadeleştirdiğimiz zaman ne yapacak? 2'ye böldüğümüz zaman 2 bunu 2'ye böldüğümüz zaman 3. Yani 2 bölü 3'e eşit olması gerekiyor. Ya da bunun katlarına. Burada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 var. Bu 8'de 3 bununla eşit değil. 1, 2, 3, 4 5, 5'te 3 yine bununla eşit değil arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 9 taneden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi taralı sadeleştirdiğimiz zaman 3'e bölersek 2, 3'e bölersek 3 yapıyor. 2 bölü 3, 2 bölü 3 eşit. Dolayısıyla cevap C han. Denizli'ye de bakalım. 1, 2, 3, 4, 8, 12 tane var. 12 tane de 4 tanesi böyle. 4'e bölersek 1 bölü 3 yapar. Bu da yine eşit çıkmaz. Yani cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu sorumuzda 65 kilogram unun 5'te ikisiyle börek kalanın 3'te biriyle pasta yapılmıştır. Pasta yapımında kullanılan un miktarı kaç kilogramdır diyor. Şimdi 65 kilogram unun 5'te 2'sini bulmamız lazım. Yani 65'i 5'e böleceğiz arkadaşlar. 13. 13'ü de 2 ile çarpacağız. Eşittir. Çarpma işlemini nokta şeklinde kullanabiliyoruz. 13 çarpı 2. 26. Yani 26 kilogram e, börek için kullanıyoruz. 26 kilogram börek için kullanırsak 65'ten 26'yı çıkarırsam 15'ten 6 çıktı 9. Burada 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. 39 kilogram un kaldı geriye. 39 kilogram unun da 3'te 1 ile pasta yapılmış. Dolayısıyla bunu 3'e e bölmem gerekiyor. 3'e böldüğüm zaman da cevap 13 kilogram çıkıyor. E, pasta yapımında kullanılan un miktarı Adana. 10. sorumuzda bir aracın deposunda bulunan 30 litre benzinin önce 14 tam 1 bölü 2 litresi sonra 12 tam 3 bölü 4 litresi kullanılmıştır. Buna göre bu depoda kaç litre benzin kalmıştır diyor. Şimdi hemen e, arkadaşlar 14 tam e, 1 bölü 2 litresi yani 14,5 litresi kullanılmış demek oluyor. Bunu kesir olarak yazacak olursak 14'ü 2 ile çarptığımız zaman 28 bir daha 29 yani 29 bölü 2 litresi kullanılmış. Sonra da 12 tam 3 bölü 4 litresi. Bunları şöyle de yapabiliriz. Yani hiç buna çevirmeden direkt çıkarma işlemi de yapabiliriz. Ya da bu ikisini toplayıp bundan çıkarabiliriz. Ben ikisini toplayıp bundan çıkartacağım. Ee, 4 ile 12'yi çarptım. 48. 3 daha. 51 bölü 4 yaptı arkadaşlar bu da. Şimdi bu ikisini toplayalım. Bunun paydasını e, 2 ile genişletip toplayacağız. 2 ile 29'u çarptık. 58 artı 51 bölü 4. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 109 bölü 109 bölü 4 yapıyor. Şimdi 30'dan 30'dan 109 bölü 4'ü çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım? E, paydasında 1 var. 4 ile genişleteceğim. Yani 120 bölü 4'ten 109 bölü 4'ü çıkartacağım. 120'den 109'u çıkardığımız zaman e, 11 kalıyor. Yani 11 bölü 4. Bunu da e, bileşik kesir olarak e, daha doğrusu bu bileşik kesir tam sayılı kesir olarak yazarsak 11'i 4'e böleceğiz. 2 kere 4, 8. Çıkardım. 3. Yani 2 tam 3 bölü 4 şeklinde olması gerekiyor. 2 tam 3 bölü 4 C şıkkında. 11. sorumuzda 2 bölü 3 eksi 1 bölü 18 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada payda eşitlememiz lazım. Bunu 6 ile genişletirsek 18'e eşitlenir. 6 kere 2 12 bölü 18 eksi 1 bölü 18 çıkardığımız zaman 12'den 1 çıktı 11 bölü 18 olur. Yani Bursa. 12. sorumuzda binde birler basamağı 3 yani hemen seçeneklerden bakalım. Binde birler basamağı neresi? burası onda birler, yüzde birler, binde birler, yani virgülden sonra 3. basamak. 3 olması lazım. Dolayısıyla bunu eledik. Bunu eledik. Birler basamağı 8, birler basamağı burası. Bunda 8, bunda da 8. Ve yüzler basamağı 2. Bunun onlar basamağı 2 arkadaşlar. Bunun onlar basamağı 1, yüzler basamağı 2. Dolayısıyla cevap Denizli. 13. sorumuzda 40 tam 1 bölü 20 kesrinin ondalık gösterimi e, hangisidir diye bize soruyor. Şimdi burada 40 tam olduğu için zaten 40 virgül diye başlayabiliriz. 1 bölü 20'yi ondalık olarak göstermemiz lazım. E, bunu da tabi e, 1 bölü 20'yi 5 ile genişletirsek 5 bölü 5 bölü 100 yapıyor arkadaşlar. 5 bölü 100 yüzde %5 demek. Yani 0,5 olması lazım. 40 virgül 0,5 yani 40 tam %5 Dolayısıyla cevap buradan Bursa çıkar. 14. sorumuzda bir sayı doğrusu verilmiş. Sayı doğrusunda 0 ile 4 arası 40 eş parçaya bölünmüştür diyor. 0 ile 4 arası 40 eş parçaya bölünürse demek ki her bir aralık 10 parçaya bölünmüş demektir arkadaşlar. KLMN PR R harfleri bulundukları noktalara karşılık gelen sayılarla eşleştirilmiştir. Buna göre e, ee, bu kare yerine sayı doğrusundaki harflerden hangileri yazılabilir diyor. Yani 0,92 ile 3,59 arasında hangileri yazılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakacağız 0,92 demek 0,9'dan büyük. Yani 0, burası 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani L noktası 0,9. Hemen Şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, burada bir büyütme işlemi yapalım. Büyütme işlemi yapalım. Daha rahat çözelim sorumuzu. Burada e, 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani L'nin olduğu yer 0,9 ya da 0,90 da diyebiliriz. Fark etmez. Yani bundan büyük olacak. Demek ki bu tarafta olacak. Yani K ve L'yi kullanamıyoruz arkadaşlar. K'nın ve L'nin olduğu seçenekleri attık. Şimdi bir de e, bu tarafa doğru geldiğimiz zaman 3,59 yani 3,6'yı bulalım biz. Daha yakın olarak 3,6 neresi? 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Yani burası 3,6 noktası ya da 3,60 diyebiliriz. Dolayısıyla bundan küçük olması gerekiyor. Yani R'yi de alamay alamayız. Dolayısıyla burada R de var. Bunu da iptal ettiğimiz zaman geriye kalıyor. Cevap Ceyhan. 15. sorumuzda Sena kütüphanesindeki kitapların 1 bölü 5'ini 2015 7 bölü 20'sini 2016, yüzde 2017 ve yüzde 15'in 2018 yılında satın almıştır. Buna göre Sena'nın kütüphanesinde en fazla kitap satın aldığı yıl hangisidir diyor. Yani bizden bunları karşılaştırmamızı istiyor arkadaşlar. 1 bölü 5, 7 bölü 20, 30 bölü 100 ve 15 bölü 100. Bunları karşılaştırmamızı istiyor. Bunu 5 ile genişletirsem ne olur burası? 35 bölü 100 olur arkadaşlar. Bunu da 20 ile genişletirsem 20 bölü 100 olur burası da. Şimdi bunlardan hangisi daha büyük? Hangisi en büyük? 35 bölü 100 daha büyük. Demek ki 7 bölü 20'sini aldığı 2016 yılında en fazla kitap almış oluyor cevabımız Bursa. 16. soruya geldik. Bir mağazadaki ürünlerin etiket fiyatları ve bu fiyatlara uygulanacak indirim oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Etiket fiyatı bu, indirim oranı bu. Etiket fiyatı indirim oranı. Bu mağazaya aynı anda iki ürün satın alanlara indirimli satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha yapılmaktadır. Buna göre bu iki üründen aynı anda birer tane satın alan bir kişi mağazaya kaç lira öder? Şimdi arkadaşlar 80 liraya gömlek aldığı zaman işlemini şuraya yapalım. 80'in yüzde 10'unu indirim olarak indireceğiz. Bu 2 sıfır bununla sadeleşir. 8 kere 1 8 yani 8 TL indirmiş olacağız. Şimdi ayakkabının indirimini hesaplayalım. 240 çarpı 30 bölü 100. Bu sıfırlar gitti. 3 ile 24'ü çarptık. 3 kere 4 12. 3 kere 2 aldı. 6 bir delde de 7 bu kadar indirim yapılıyor. Yani 80 liradan 8 lira indirim yapıldığı zaman e, ne yapacak? 72 liraya düşecek gömlek. E, 240 lira olan gömlekte 240 lira olan gömlekte 72 lira indirim yapıldıktan sonra ondan 2 çıktı 8, 3, 13'ten 7 çıktı. 6, 1, 168 liraya düşecek. Yani 168 lirayla da 168 lirayla da e, 72 lira yani gömleği ödeyeceğimiz parayla Ayakkabı ödeyeceğimiz parayı toplarsak 10'un 10, 0 elde var 1 7 14 elde var 1 2 240 TL para ödememiz gerekiyor. Ama bu iki ürünü de aynı anda aldığımız zaman indirimli satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha yapılıyormuş. O zaman biz 240'ın %10'unu bulmamız lazım. Yani 240 çarpı 10 bölü 100. Bu yöntemi tam olarak uygulayamıyorsak 240'ı 10 çarpıp daha sonra 100'e bölebiliriz. E, ee, ama tabi şuradan hemen sıfır sadeleştirmek işimizi kolay, kolaylaştırır. E, ee, 240'ın %10'u 24 yapıyor arkadaşlar. E, ee, tabi e, 240'tan 240'tan e, bu 24'ü biz çıkardığımız zaman ondan 4 çıktı. 6 burada kaldı. 3, 3'ten 2 çıktı. 1, 2. 216 TL'ye düşüyor bizim e, mağazaya ödeyeceğimiz ücret cevap Ceyhan. 17. sorumuzda da kareli kağıt üzerinde verilen KLMNR noktalarının hangi ikisinden geçen doğru e, D doğrusuna paraleldir diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki e, D doğrusunun önce kesişim noktalarını bulmamız lazım. Mesela bir tanesi burası. Şu arkadaki kareli düzlemde kesişim noktası bir tanesi burası. Yani burada 2 aşağıya 1, 2, 3 sağ. 2 aşağı 3 sağa gitmiş. Burada da aynı şeyin olması lazım. K ve M diyor. K ve M bakalım 2 e, aşağıya 1, 2, 3 sağa gitmiş. Demek ki cevabımız K ve M. Mesela N ve R'ye bakarsak 1 aşağıya 1 sağa. L, N'ye bakarsak 1 aşağıya 3 sağa. L, R'ye bakarsak da 2 aşağı 4 sağa. Hiçbiri uygun değil. Dolayısıyla KM'den e, geçecek bir e, doğru olması gerekiyor. O da nasıl geçecek? Yaklaşık olarak şöyle geçecek bir doğru olur. Yani arkadaşlar cevabımız Adana. 18. sorumuza geldik. Karali kağıt üzerinde PR ışını, PR ışını ve KLMN noktaları verilmiştir. P noktası KLMN noktaları ile birleştirildiğinde elde edilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar birleştirelim. RPK yani K ile birleştirdiğimiz zaman şu şekilde ee, dik açıdır diyor. Evet burada bir dik açı oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. RPL R şunu şöyle geri alalım. RPL yani şöyle birleştirdiğimiz zaman oluşan açı geniş açıdır diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Eee RPM yani RPM. Bunun M ile birleştirdiğimiz zaman oluşan açı şurada oluşan açı dar açıdır diyor. E bu da doğru. RPN RP N yani şöyle çizdiğimizde oluşan açı geniş açıdır diyor. Ama burası dar açı arkadaşlar. Dolayısıyla Cevabımız deniz olacak. 19. sorumuzda kareli kağıt üzerinde üçgenler verilmiştir. Buna göre üçgen çeşitlerinden hangisi bu üçgenlerden biri olamaz? Şimdi dar açılı çeşitkenar üçgen, dar açılı bütün açıları dar olacak demektir arkadaşlar. Şu açının bütün, şu üçgenin bütün açıları dar açı. Kenar uzunlukları da birbirinden farklı Dolayısıyla dar açılı çeşit kenar var. Dar açılı ikizkenar üçgen e bu yine dar açılı bütün açıları dar açı ve bu kenarla bu kenar birbirine eşit Dolayısıyla bir ikizkenarlık söz konusu. Dolayısıyla bu da var. Geniş açılı çeşit kenar üçgen. Geniş açılı bakın şurada bir geniş açı var. Çeşit kenar mı peki bakıyoruz? Kenar uzunlukları birbirinden farklı bu da var. Geniş açılı ikizkenar üçgen. Geniş açılı bir ikiz kenar zaten geniş açılı sadece bu var bu da ikiz kenar değil dolayısıyla yanlış olan bu cevap denizli. 20. sorumuzda ABCD dörtgen ve B açısı 62 C açısı 78 D açısı 150 derece olduğunu söylemiş A açısı kaç derecedir diyor. Burada arkadaşlar e, dörtgenlerin iç açıları toplamını bulmamız lazım. Dörtgenleri e, bir mesela bir kare, bir dörtgendir. Dikdörtgen bir dört, e, dörtgendir. Dolayısıyla iç açıları toplamını 360 olarak kabul edebiliriz. Şimdi bunları toplayıp 360'tan çıkaracağız arkadaşlar. Hemen toplayalım. 150, 78 ve 62. 8, 2 daha 10. Elde var 1, e, 6, 6. 12, 19, elde var 1, 1'e verdik 2. 290 derece. 360 dereceden de bu 290 dereceyi çıkartırsak 0, 16'dan 9 çıktı 7. Burada 2 kaldı, 2'den 2 çıktı 0. Yani 70 derece kaldı arkadaşlar. Bizim buradaki A açısına cevabımız Adana. 21. sorumuz arkadaşlar. Bir sitede bulunan 100 aileden her biri tavşan, kedi, kuş ve köpekten birini beslemektedir. Tavşan besleyen aile sayısı kuş besleyen aile sayısından 10 fazladır. Kedi ve köpek besleyen aile sayıları birbirine eşittir diyor. Buna göre bu hayvan çeşitlerinin aile sayılarına göre dağılımını gösteren sütun grafiği hangisi olabilir? Şimdi burada e, dikkat edeceğimiz nokta kedi ve köpek besleyen e, aile sayısı birbirine eşit olması lazım. Yani adana olabilir. Kedi ve köpek bakın burada farklı gösterilmiş. O yüzden Bursa'yı eliyoruz. Kedi ve köpek burada eşit kedi ve köpek burada eşit değil. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. A ve C kaldı. Şimdi buradan da tavşan besleyen aile sayısı kuş besleyen aile sayısından 10 fazladır diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman tavşan 25, kuş 5. Dolayısıyla aralarındaki fark 20. 20 olduğu için bu da olmadı. Yani bunu da eledik. Burada tavşan besleyen 25, kuş besleyen 15, aralarındaki fark 10 arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. 22. soruda aşağıdaki tabloda bir okulda bir yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ve bu etkinliklerde görev alan öğrenci sayıları verilmiştir diyor. bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Etkinlikler verilmiş ve öğrenci sayıları verilmiş. Resim etkinliğinde görev alan öğrenci sayısı en azdır. Resim 42 diğerlerine göre en az yani doğru. Spor etkinliğinde görev alan öğrenci sayısı Şiir kompozisyon etkinliğinde görev alan öğrenci sayısından fazladır. Spor arkadaşlar 143 kişi. Ee, şiir kompozisyon etkinliği 163 kişi. Yani e, spordakiler şiir kompozisyondakilere göre daha azlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Diğerlerine de bakalım. Müzik etkinliğinde görev alan öğrenci sayısı 104. Ee, şiir kompozisyonda görev alan yani 163'ten azdır diyor. E 104 163'ten az. Dolayısıyla bu da doğru. Resim ve tiyatro etkinliklerinde toplam 94 öğrenci görev almıştır. Resim, tiyatro topladığımız zaman 94'e ulaşırız. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız Bursa. 23. sorumuzda ise 15 Ocak saat 19.55'ten 12 gün 16 saat 25 dakika sonraki tarih ve saat hangisidir diyor. 15 Ocaktan sonra arkadaşlar 12 gün sonra 15 Ocak'ın üstüne 12 eklersek 27 Ocak yapar. Dolayısıyla hemen elemeyelim arkadaşlar çünkü bir de saat ekleyeceğiz. Ee, yani 27 Ocak saat 19:55 yaptı. Evet, 12 günü ekledik. Şimdi 16 saat ekleyeceğiz. 16 saat ekleyelim arkadaşlar. Bunun üstüne biz 4 saat eklersek 4 saat eklersek ne olur arkadaşlar? 4 saat eklediğimiz zaman 23 55 olur saat. Buradan 4 saatini ekledik. Geriye 12 saati kaldı. 4 saat 50, 55 dakika. Daha doğrusu 2355 oldu 4 saat eklediğimiz zaman. Bir de 25 dakikalık kısmın biz 5 dakikasını daha buraya eklersek burası 24 olur. Yani daha doğrusu 0 0 0 0 olur arkadaşlar. Buradan da 5 dakikayı kullandık. 20 dakikamız kaldı. Ee, ne oldu sonuç? Şu anda 12 saat 20 dakika var daha eklememiz gereken. Ama şu an neredeyiz? 27 Ocağı 28 Ocağı bağlayan gecedeyiz. 28 Ocak saat 0 0 0 0 şu anda. 12 saat daha eklersek biz burası 12 olur. 20 dakika daha eklersek 12.20 olur. Yani 28 Ocak saat 12.20 olması gerekiyor. Cevabımız denizli. 24. sorumuzda arkadaşlar e, alanı 81 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu ile alanı 81 ise arkadaşlar bir kenar uzunluğu 9 santimetre yapar. Bunun ile alanı 108 santimetre kare olan dikdörtgenin bir kısa kenarının uzunluğu eşittir. E şimdi bunun karenin zaten bütün kenarları 9'dur. Bununla dikdörtgenin kısa kenarı eşitse demek ki bizim dikdörtgenimizin kısa kenarı 9, uzun kenarını bulacağız. Alan 108. Dolayısıyla 108'i 9'a bölüyoruz. 1 kere 9, 9. 18'de 2 kere 9, 18 çıkardık. 0, 0 yani arkadaşlar burası... 12 santimetre. Uzun kenarı kaç santimetredir diye soruyor. O da 12. 25. sorumuzda kareli kağıtta verilen şeklin tamamı 14 bin metrekare alana sahip bir arsanın modelidir. Boyalı bölgelerin tamamına çiçek dikilmiştir. Buna göre bu arsanın çiçek dikilmeyen bölgesinin alanı kaç metrekaredir? Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burası da 14. 10 ile 14'ü çarptığımız zaman arkadaşlar 140 tane kare var demektir burada. Bu 140 tane kareyi şöyle ayırırsam demek ki her kare 100 metrekare. Her bir kare 100 metrekare. Bununla bunu çarptığımız zaman da 14.000 metrekare olmasını sağlıyor çünkü. Ee, yani her e, kare 100 metrekarelik bir alana sahip. Şimdi çiçek dikilmeyen bölgenin alanını soruyor. Çiçek dikilmeyen bölge şu beyaz bölge. Hemen bakalım. Burası 10'du. 10 da burası. Şöyle 10, 20, ee, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 kere 4, 20 de şurası arkadaşlar şu bölge 10 burasıydı 10 burası 20 burası e burası 3'e 3 kaldı de 3 9 kare de burada var 10 20 20 de 40 9 da 49 yani burada 49 tane kare var bu 49 tane kareydi arkadaşlar biz 100 ile çarpmamız lazım çünkü her biri 100 metrekare çarptığımız zaman da 4900 metrekarelik bir alan yapıyor yani cevabımız Denizli.